Merhaba değerli Bursa Muhalif izleyicileri. Bugün 18 Şubat Perşembe günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşmenin başlayacağına dair bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme açıklaması yaptı. İllerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını ve Mart başı itibariyle de kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını söyledi. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum. Günün bir diğer önemli gelişmesine geçiyoruz. Bursa'da bir doktorun intihar etmesi üzerine sağlık çalışanları isyan etti. Sağlık çalışanları mobbing cinayettir dedi. Bursa Uludağ'da yaşamına son veren asistan hekim Mustafa Yalçın mektubunda mobbinge maruz kaldığını yazmıştı. Sağlık çalışanları mobbing cinayettir etiketiyle karşılaştıkları mobbinge isyan ettiler. Eğitimsen Bursa Şubesi bugün okulların gerekli önlemler, tedbirler alınması koşuluyla açılması gerektiğini söyledi. Okulların ve üniversitelerin salgın koşullarında yeterli tedbirler alınarak açılmasıyla ilgili Eğitimsen Bursa Şubesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Sürdürülebilmesi için birbiriyle ilişkili 3 önemin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Yükseköğretim Kurulu pandemi döneminde online eğitime dair bir anket çalışması yapmıştı. O anketin sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından COVID-19 salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen çevrim içi eğitime ilişkin geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurmak amacıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. 207 üniversiteden 1.255.022 öğrenci ile 27.820 öğretim elemanının gönüllü katıldığı ankette öğrencilerin %52'si çevrim içi eğitimin eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Günün bir diğer önemli gelişmesiyle karşınızdayız. TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması yaptı 2020 yılına dair. Vatandaşlar bir önceki yıl oranla daha da mutsuzlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına dair yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2020'de mutlu olduğunu beyan eden yurttaşların oranı bir önceki yıla göre %4,2 azaldı. Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2019 yılında %52,4 iken 2020 yılında %48,2 oldu. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa Spor'un peşini aksaklıklar bırakmıyor. Balıkesir maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursa Spor'da Balıkesir maçı hazırlıkları devam ediyor. Son 3 maçından galip ayrılamayan yeşil beyazlı takımda Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Burak Altıparmak, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün kart sınırında bulunuyor. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.